hünkârım. Ben size teşekkür etmek için gelmiştim. Yani hediyeniz için. Kim bu? Sordum, konuşmadı. Yüzümü bile bakmadı. Adı İskender. Yeniçeri kullarımdan bir acemi oğlan. Birlikte kılıç talimi yapıyoruz. İskender. Anastasya. Benim gözdemdir. Sen harame dön. Şimdi talim vakti. Onu buldum gölge. Kapıyı kimin açacağını buldum. Alexander. Ormanda beni kurtaran çocuk. O burada. Onunla konuşmam lazım. Bir daha ne zaman görürüm bilmiyorum. Mahpekar. Ben kaçmana yardım edebilirim. Ne istersen söyle. Bizi görmedin şayeste. Hiçbir şey bilmiyorsun. Senden istediğim tek şey bu. Anladın mı? Erken pes ettin. Henüz pes etmedim hünkârım. Nedir bu halin İskender? Kardeşim Şehzade Mustafa bile mağlup eder seni. Bağışlayın hünkârım. Aklın nerede senin? Hünkârım, bilmeniz icap eden bir husus var. Sen ocağa dön İskender. Talime sonra devam ederiz. Hatırlıyor musun? O kurdeleyi aldığın gün bana bir söz vermiştin. Hiç unutmadım zaten. Şimdi sözünü tutma vakti geldi Alex. Buradan kaçmama yardım edeceksin. Nasıl yardım edeceğim? Hem sen hünkârın gözdesi olmuşsun. Ben kimsenin değilim. Acemi oğlan. Ne yapıyorsun orada? Toparlan, hadi gidiyoruz. Geliyorum. Geliyorum. Ne yapacağım? Söyle çabuk. Firuz taşlıkta mı hala?
Söylemeye mecburum. Sultanım, sana hep söylemek istedim. Lakin korktum. Babanın katili, hekim başına öldüren Reyhan'adır. Kendi gözlerimle gördüm. Bu yüzden beni denize attı. Şimdi korkmuyorum ondan. Çünkü sen bu mektubu okuduğunda ben kaçmış olacağım. Bu kadar. Gölge. Bir şeyler daha yazmak istiyorum. Bu son gecemiz. Evime dönersem başıma gelen her şeyi unutabilirim. Ama seni asla. Çünkü ben tamam, bu kadar. Yazdın mı hepsini? Anastasya. Durmasan öyle, gel yanıma. Gizli bahçede teşekkür edecektim Yasemin'ler için. Avluma gizli bahçe mi diyorsun? Sevmedin mi? İkimiz de bilmeden gizli bahçe demişiz. Onu hayret ettim. Orası benim bu sarayda nefes aldığım tek yer. En mutlu anlarım hep orada yaşadım. Seni de ilk orada gördüm. Ne okuyorsun? Bu makalat. Şems-i Tebrizi'nin önemli bir eseri. Acem diyarından bir şair. Uzun yıllar bu topraklarda yaşadı. Bak, ne diyor? Kalp midir insana sev diyen? Yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi sevmek nedir? Bir muma ateş olmak mı? Yoksa yanan bir ateşe dokunmak mı? Münasebetsiz bir vakitte geldiysem eğer. Buyurun valide. Müsaadenizle. Hünkârım. Valide sultanım.
Hiç bakma öyle. Alex söz verdi bana. Mutlaka gelecek. Mektup. Ahmet'i komandan almam lazım. Ortaya çıkarsa asla kaçamam. Mahbekar hatun. Nereye kayboldun sen? Odana bakıyorum yoksun. Soruyorum, kimse bilmiyor. Peki bu ne hal böyle? Çiçeklere baktım. Çiçeklere baktın. Peki hünkârımızın karşısına böyle mi çıkacaksın? Hünkârımız mı? Evet. Hususi bahçeye çağırmışlar seni. Ben senin için hünkârımızı mı bekleteyim? Aa, götür şunu. Bu kılığının hesabını hünkârımıza verirsin artık, onu da söyleyeyim. Ne yapıyorsun sen? Ahmet. Ahmet. Mektubun benim elime geçti. Her şeyi hatırladığını biliyorum. Akıllı hatunmuşsun mesela. Eğer o zaman konuşsaydın, ilk fırsatta öldürürdüm seni. Şimdi olduğu gibi yürü. Mahveder misin Asya? Git. Ne yapıyorsun sen Reyhan? Aklını mı kaçırdın? Hatun kaçıyor. Beni sorguya çekeceğine hatunu durdur. Her şeyi biliyor. Neyi biliyor? Beni biliyor derviş. Hünkârı anlatacak. Beni bu beladan kurtar derviş. Yoksa sen de yanarsın. Derviş! Thank you.
kurtaracağım Reyhan. Kurtaracağım. Ben kaçmak istemiştim o gün. Ama yolu kaybettim. Tam bir odaya girecektim ki Reyhan'ın sesini duydum. Zehir olsa baştan anlaşılırdı hekimbaşı. Peki bunu sultana nasıl ispat edeceksin? Öyle bir zehir ki bu. Şimdi bundan bir kaşık alsan bir şey yapmaz. Ama 40 gün boyunca azar azar alırsan işte o zaman tesir yapar. Merhum padişahımızı yavaş yavaş öldürmüşler. Emin misin? Buna kim cüret edebilir ki? Onu ben biliyorum. Bu hainlerin kim olduğunu biliyorum. Kimmiş? Bir şey söyledi mi? Hemen öldürdü yaşlı adamı. Hata ettin Derviş Paşa. Bize Reyhan'ın dirisi lazımdı. Şimdi bütün sırlarını yanında götürdü. Evladımız Sultan Mehmet Han sahiden zehirlendiyse kimin yaptığını nasıl öğreneceğiz? Mecbur kaldım sultanım. Beni de öldürmeye çalıştı hain. Sen odana dön Nasya. Hacı, bizzat alakadar ol. Gölge Hatun'a da söyle bir an bile yalnız bırakmasın. Emredersiniz hünkârım. Çekilebilirsin. Derhal meseleyi tetkik et Derviş Paşa. Reyhan Ağa'nın adamları kimler? Saraydan çıkınca nerelere gider? Kimlerle görüşür? Hepsini öğrenmek istiyorum. Emru ferman yüce hünkârımızındır. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Kim? Kim yapabilir böyle bir hainliği? Rahmetli padişahımızı zehirlemek kim cüret edebilir? Evladımızın tahttan inmesi en çok kime fayda getirdiyse ilk onlara bakmak lazım. Saklıyorsun benden. Bilmem icabiden başka neler var. Hiçbir şey yok. Affet beni ne olur. Ben büyük hata işledim. En başta söylemeliydim. O katil seni de öldürebilirdi. Ne hissederdin peki? Yani ölseydin. Üzülür müydün? Yoksa sevinir miydin kurtuldum diye? Üzülürdüm. Hem de çok. Neden? Bence sen biliyorsun neden.